Bir zamanlar gökyüzünün en parlak yıldızının altında Ayış'ın da bir yer vardır. Bu köyde Ayaz adında bir çocuk yaşardır. Ayaz her zaman meraklı ve macera perest bir çocuktu. En büyük hayali gökyüzünde parlayan yıldızlara dokunmaktır. Bir gece Ayaz yatağında yatarken penceresinden içeri gümüşü bir ışık süzüldü. Ay perisinin ışığıydı. Ay perisi, Ayaz'a gülümseyerek, meraklı çocuk, yıldızlara dokunmak ister misin, diye sordu. Ayaz'ın gözleri parladı ve hemen, evet, diye cevap verdi. Ay perisi, Ayaz'ı sihirli bir maceraya davet etti. Ona yılı bir toz ve bir anda Ayaz, kendini gökyüzünde uçarken buldu. İlk tural, Ay tepesiydi. Burada ay tavşanlarıyla ile tanıştı ve onlarla birlikte ay tozu topladı. Sonra Ayaz ve Ayperisi yıldız nehrine doğru yol aldılar. Nehrin üzerinde dans eden yıldızlar Ayaz'ın etrafında ışık saçıyordu. Ayaz bir yıldız yakalayıp avucunun içine aldığında yıldız ona fısıldadı. Senin gibi cesur bir çocuğun dileği her zaman gerçek olur maceraları devam ederken, Ayaz ve Ayperisi, Rüya adasına vardılar. Burada, renkli rüya kelebekleri ve konuşan çiçeklerle karşılaştılar. Ayaz, kelebek dalı birlikte uçtu ve çiçek şarkılar söyledi. En sonunda Ayaz'ın en büyük hayali gerçek oldu. Uzayın derinliklerine bir yolculuk yaparak bir yıldıza dokundu. Yıldızın üzerinde Ayaz'ın adını taşıyan bir ışık parladı. Artık, her gece gökyüzüne baktığında, kendi yıldızını görebilecekti. Ay perisi, Ayaz evine geri getirdi. Ayaz, yatağına döndüğünde, macerasının bir rüya olup olmadığını merak etti. Ama penceresinden içeri süzülen gümüşü ışık ve avucundaki küçük yıldız tozu, macerasının gerçek olduğunun kanıtıydı ve böylece Ayaz her gece yıldızlara bakarak gökyüzünde yaşadığı sihirli macerayı hatırladı. Ve herkes biliyordu ki meraklı çocukların hayalleri yıldızlara dokunabilecek kadar büyük olabilir. Ayaz, macerasının ardından her gece gökyüzüne bakıp yıldızlarla konuşur olmuştu. Bir gece Ayaz'ın yıldızı ona fısıldadı. Ayaz, senin cesaretinle merakın sayesinde biz yıldızlar daha parlak yanıyoruz. Seninle bir sığ paylaşmak istiyoruz. Yıldız, Ayaz'a gökyüzünde gizli bir yıldız kapısının olduğunu söyledi. Bu kapı, Ayalar dünyasına açılıyordu. Ayaz, bu gizemli dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ertesi gece, Ay perisini beklerken, penceresinden içeri bir yıldız kaydı ve Ayaz'ı hayaller dünyasına götürdü. Hayaller dünyasında, Ayaz, hayal ettiği her şeyin gerçek olduğu bir yer buldu. Burada, dev çikolata ağaçları, şekerden nehirler ve pamuk şeker bulutları vardı. Ayaz, bu tatlı dünyada dolaşırken, konuşan hayvanlarla ve şarkı söyleyen çiçeklerle arkadaşlık etti. Bir gün Ayaz, hayaller dünyasının kralı olan Ziyin Ustası ile karşılaştı. Ziyin Ustası, Eze hayallerin gücünü anlattı ve ona hayal ettiği her şeyi yaratabileceğini söyledi. Ayaz, bu yeni gücüyle, Kirin'e döndüğünde herkese yardım etmeye karar verdi. Ayaz, hayaller dünyasından döndüğünde, Kirin'deki her çocuğa hayal kurmayı öğretti çocuklar hayalleri de köyü ve mutlu bir yer haline getirdiler. Ve Ayaz her zaman hatırladı, hayaller yıldızlara dokunabilecek kadar büyük ve güçlüdür.